Hocam merhaba. Merhaba Murat'cığım. Hocam nasılsınız? İyi Murat'cığım seni sormalı. Hocam ekmek yok pasta yiyorum. Aynen öyle. Fransız devrimini bugün dünyayı değiştiren olaylar serisindeyiz. Devam ediyoruz. Fransız devriminin yaptığı getirdiği değişimi konuşacağız arkadaşlar. Evet hocam. Evet. Şimdi e, Murat'cığım bugünlerde Fransa'da böyle halk ayaklanmaları falan var. Maalesef. Ha, şimdi Maalesef. sana şey söyleyeceğim. Dünyanın başka hangi ülkesinde görüyorsun böyle şeyler? Hocam hiçbir yerde göremezsiniz. <laughs> Niye böyle acaba? Hocam çünkü bu adamlar ruhuna işlemiş. Aynen öyle. Ya yani kesinlikle. Yani o hikayele büyüyorlar değil mi? Evet, evet hocam. Yani sen oraya gelsen yabancı da olsan, yani orada diyelim mülteci de olsan, diyelim 10 sene 20 sene sonra oruk sana da geçecek hocam. Sıraya ediyor yani. Hani videodan önce söyledim ya size evet. baba, babam ne yapsa şimdi ben aynıları yapıyorum diye. <laughs> Aynen öyle. Yani <laughs> devrim de biraz bulaşıcı bir şey. Bulaşıcı bir şey Aynen hocam. öyle. Aynen öyle. Evet. Peki Şimdi biliyorsunuz çocuklar yani bizi izleyen çocuklar genel konuşayım. Yani Fransa'da biliyorsunuz 1789'da olan ne? Ne olan o zaman? şu? Ee, monarşiyi yani kral 16. Louis'i halk ayaklanmasıyla devirdiler. Yerine cumhuriyet geldi. Tabii sonra bu hemen cumhuriyet olmadı. Yani sonra bir sürü kargaşa dönemi var. işte üçlü konsül dönemi var, direktör dönemi. Yani tam oturmadı. Devrim bir türlü tam böyle amacına tam ulaşamadı hemen ama sonuç olarak kralı devirdiler 1789'da. Ee, yeni bir anayasa yapıldı. Ee, İnsan ve yurttaş hakları bildirgesi dünyaya ilan edildi. Yani bu hikayeyi biliyorsun. Evet hocam. Şimdi bu ayaklanmada şimdi bu detaylara gireceğim. Ama önce şu soruyla başlamamız lazım. Neden ee, Fransa'da oldu bu olaylar? Yani o dönemde örneğin Osmanlı'da halk şimdi vergiden ezilmiyor muydu? Eziliyor. Çok mu hakkı? Yani hakkımız Haklarımız çok yerinde miydi? Değildim. Atıyorum İngiltere'nin sömürgeleri ya İngiltere'de, Belçika'da durum çok mu iyiydi? Değildim. İspanya'da durum çok mu iyiydi? Ama neden Fransa'da vergi artırılmalarına, kralın keyfi uygulamalarına bu denli bir itiraz olup olay bir devrime yol açtı? Neden? Hocam benim bir fikrim var ya. Yani. Söyle Muratcığım. Sanki Amerikan devrimi hocam. Evet Muratçım Amerikan devriminden ilham alma kesinlikle var. Yani çünkü bak ne dedik bir önceki videomuzda? Amerikan Devrimi'nin dünyada başlattığı değişim liberal fikirlerin ilk ete Oydu. kemiğe büründüğü yer. Yer. Ha o yaptıysa ben de yaparım. Ben de yaparım. Ama sorumun tam cevabı değil bu Nedir hocam? O da ne biliyor musun? Fransa kadar uzun yıllar birbirine benzeyen kişilerin bir millet olarak, sanki bir ulus olarak beraber yaşadığı başka bir ülke o zaman yoktu arkadaşlar. Hmm, yani bir e, monarşi bir kral tarafından Fransa birleştirilmişti yani asırlardır öyleydi bu tarz devrimler çok uluslu bir yapıda cemaatlerin olduğu bir yapıda feodalite'nin olduğu bir yapıda olmaz olmaz bir ulusun komple yapacağı bir olaydır bu O nedenle bir ulus inşası tamamlanmamıştı Fransa'da ama yavaş yavaş da ne olmuştu Muratçım oluşmaya, oluşmaya başlamıştı yani başlamıştı. Fransa topyekün en azından köylüleri, burjuvası topyekün hareket edebilen bir milletti o evet. zamanlar. Ve basın yayın inanılmaz gelişmişti. O dönemin rakamlarına baktığımızda Muratcığım yemin ediyorum bak o gün gazetelerin satış rakamları bugün bizde yoktur. Yoktur hocam bak, ya. Bak bugün bizde yoktur. Kitap satış rakamları bugün bizde yoktur arkadaşlar. Yani o kadar Hocam bak, adamlar Jean-Jacques Rousseau okuyor ya. Yani. Ya evet bak değil mi? Bak evet. tam dedin. Jean Jean o adam Rousseau, hocam, o Jean-Jacques Rousseau Türkiye'deki devrimin de öncüsüdür aslında. Bravo. Atatürk'ün ilham kaynağıdır. Evet hocam. Montesquieu Atatürk'ün ilham kaynağıdır Muratcığım. Yani bunlar acayip önemli şeyler. Toplu sözleşmesini okusunlar hocam Jean-Jacques Aynen Jean öyle. Çok Aynen öyle Muratcığım. Toplu sözleşmesi. Şimdi burada bak. O zaman şunu söyleyelim. Şimdi Fransız Devrimi'ne yavaş yavaş girelim. Fransa bir monarşiyle yönetiliyordu. Kral ülkede e, aristokratlar yani soylular, asiller var ya bir de kilise ile beraber el ele kol kola Fransa'yı bir güzel yönetirdi. Bunlar vergi vermezdi. Oh çok güzel. O oh, ayrıca bir sınıftı. Bujolar ve köylüler çalışan üreten kısımdı. Diğerleri yatan kısımdı. Şimdi doğruya doğru. Halk ırgat. Ha öbürleri yatan, yatan kısımdı. Yatandı. Burada özellikle bak bu vergi artışlarına kralın keyfi uygulamalarına en çok itiraz eden iki zümre var. Birisi burcu var hocam. Diğeri köylüler. Çünkü bunlar üreten, vergi veren insanlar. Şimdi sen düşün. Kafana göre vergi artırırsan bu işte kim zarar görecek? Halk. Burjuva yani. Yani. Şey, Burjuva kim? Bugün aynı hocam. Burjuva kim? Bugün beyaz yakalı aslında. Heh. Yani tüccarsın tabii, değil mi? Tabii tabii. E, haç seferleri oluşmaya başladı. Tabii tabii. tabii. Bak, değişimi görüyor musun? Hatırlayın bir önceki videodan. Haç seferleri oluşmaya başlayan, İslam dünyasıyla olan ticari alışverişlerden oluşmaya başlayan bu zümre Fransa'da ihtilalin de Başladı. Başladı Bahşed, değil mi? Yani o zaman biz diyebilir miyiz şöyle Murat? Fransız ihtilalinin başlanması yani nedenlerinden biri de haç, haç seferi diyemez miyiz? Deriz hocam. Deriz yani. Deniz. İşte O nedenlerle böyle bir zincirleme bağ var. Uzatmayalım biz konuya dönelim Muratcığım. Şimdi bu adamlar yani Burjuvalar ve e, köylüler krala isyan ediyorlar e, ve e, ona diyorlar ki arkadaş kafana göre vergileri artıramazsın e, ve e, biz daha demokratik Öngörülebilir, şeffaf, kanunlara dayalı, hukukun üstün olduğu bir düzen istiyoruz. Peki bunlar, bu fikirleri var. Biraz önce saydığım bu liberal fikirleri. Kimden okudular? Biraz önce bahsettik. Montesquieu'dan okudular. Jean-Jacques Rousseau'dan okudular. Voltaire'den okudular. Bu O zamanlar Voltaire şu mu? Gazetelerde günlük böyle tefrika halinde yazılan, yazılan insanlar. Düşünsene şimdi. Bunları okuduğunda artık başında bir kral istemez. E, kim ister i̇şte, hocam? Ha, kim ister? Doğru. işte ayaklanmanın zemini bu şekilde oldu. O zaman e, monarşinin yani despotizmin o zamanki ifadesini kullanıyorum sembollerinden biri Bastille bir tanesiydi. Yani kralı eleştirenler o orada yatardı. Oradan da bir ayaklanmanın ateşlenmesiyle kapılar açıldı falan böyle. Halk e, Versailles sarayına doluştu. Evet. Kralı kral kaçtı bu arada. Kaçaracaklar, getirirler. Kral, kaçar. Yakaladılar, getirdiler. Kralı idam ettiler bütün soylular, birçok soylu idam edildi. Yani o vergi vermeyen kesim hmm. var ya. Ve meclis açıldı. Etajen açık zaten ama yani toplantısı, toplantı haline geldi. Orada tabii kralcılar, bak dikkat. Tamamen buharlaşıp yok olmadılar. Onlar Ete General'ın meclisi, hmm. yani Cumhuriyet Meclisi sağ tarafına oturdu. Hmm. Şeyler de, devrimciler liberal fikirleriyle, ilerici fikirleri olan kişilerde de sol, sol tarafa oturdu. Oturdu. İşte dünyada bak değişim konuşuyoruz ya Murat Evet canım. hocam. Sağ ve sol jargonu bu şekilde Fransız itilalli ortaya çıktı Murat'cığım. Evet hocam. Buradan geldi hikaye. Genelde bak bugün de öyledir. Tüm dünyada işte Macaristan'da, Almanya'da, Fransa'da, işte İngiltere'de sağ dendiği zaman daha böyle muhafazakar. Evet. Tutucu, daha böyle gelenekçi gibi algılanır. Sol dendiği zaman daha böyle seküler e, e, ilerici, ilerici diyelim. İlerici diyelim. Ya. Daha özgürlükçü, özgürlükçü. emekçi, algını. Yani oradan gelen bir algının eseridir Fransa ihtilalinin. Hocam yalnız bu jargon benim Amerika'da böyle küçükken kafamı karıştırıyordu. He. Hocam Amerika'da Cumhuriyetçiler, Demokratlar var. Evet. Ben cumhuriyetçidir hocam. Hani bizim ülkede cumhuriyetçi. Yani <laughs> şey zannediyorsun değil mi? Evet hocam. Daha muafız kadar. Hocam ben bunu işte atıyorum orta son biz biraz ters. Lise 1'de falan hocam çözdüm yani. Evet, aynen öyle. Demek öyle. ki hocam güzel. Bunu... Var, güzel bir şey söyledin. Çünkü bu ara bu herkes karıştırıyor. Evet. Cumhuriyetçiler biraz bizde şeye gel denk gelir. Sağ, eee Ha gibi. Yani tam değil tabii ama öyle bir şey var. Demokratlar mesela Biden demokrat. Aynen, mesela. Biden demokrat. Tabii. Trump cumhuriyetçiydi. Evet, Trump cumhuriyetçiydi. Yürü. Hocam orada da hep şey oluyor. Bir cumhur Genelde öyle bir oluyor. Bush gibi. Cumhuriyetçiydi. Evet. Sonra Obama geldi hocam. Evet, demokrat. Demokrattı falan filan. Evet. Acayip ama oradaki yapı çok acayip. Evet, bir de hocam orada senato var. Evet, senato var tabii. Yani Yerel, fe fe federal fe federal, bir sistem. federal bir sistem var. Yani ama adamlar i̇şte hocam, da nereden geliyor Murat? İşte bak. Fransa şey e Amerikan devriminde İngiltere'nin kurduğu düzen öyleydi biliyor musun? Yani Koloni koloni, koloni koloni Aynen. olduğu için. öyleydi yani. ve o onlar onu bir avantaja çevirdiler. Bugün nasıl bir e, enerjik bir durum yani. Yerinden yönetim var. Üstten. Değil mi? Yani Ama hocam o kadar büyük bir devlet de yani Muratcığım şimdi Fransız devriminin yarattığı değişimle ilgili bir nokta daha var mı? Nedir hocam? O da şu, i̇şte Fransa'da devrim oldu ya, işte devrimden sonra tabii bir sürü karışık dönem var. Onlara girmiyoruz işte e, Robespierre dönemi falan onları keşke uzun uzun anlatabilsem. O dönem ve o sonrasında tabi devrimi ihraç etme telaşı da oldu Fransa'da. Yani Fransa, Fransalar devrimi çevreye böyle dağıtalım istediler. Evet. Ve daha doğrusu, şu daha da enteresanı, Fransa'nın çevresindeki Prusya, Avusturya gibi ülkeler monarşla yönetiliyorlardı, krallıklı yani. Kendi ülkelerinde de bu tarz bir hareketlenme liberal evet. eğilimler evet. olacağını düşündükleri için. Tabi Fransa'ya karşı cephe aldılar. ve bu devrimin hemen sonrasında e, gerek Napolyon savaşları döneminde gerek hmm. öncesinde Avrupa ile yani o kadar uzun bir süre yaklaşık 20-25 sene bir savaş dönemi vardır. Yani Fransız devriminin hemen akabinde Fransa ile diğer Avrupa ülkeleri yani diğer Avrupa ülkeleri dediğim e, şey e, Avusturya ile Prusya hmm. ikisi arasında özellikle büyük mücadele var. Hele Napolyon savaşlarında ta Rusya'ya kadar bile Yok. Napolyon gidiyor. gidiyor. Buradaki temel olay şu. Çevredeki krallar diyorlar ki bu Fransız devriminin düşüncelerini altyapısını oluşturan bu liberal fikirler Amerika'yı İngiltere'den kopardı. Fransa'da monarşiyi devirdi. devirdi. Cumhuriyeti getirdi. getirdi. Meclisi açtırdı. İnsan hakları bildirgesini yayınlattı. Yayınladı. Bunlar da bizim ülkemizde olursa hapı yuttuk. En iyisi ne yapalım abi? Fransa'da yılanın başını ezelim. Eski rejimi tekrar yerine getirelim düşüncesiyle Fransa, şey, Prusya, Avusturya, Macaristan bundan sonra bir sürü savaş yaptılar ile. Fransa. Fransa Ve o aşamada Fransızlar dediler ki ulan dediler biz bu Fransa'yı, bu e, cumhuriyeti kanımız canımız pahasına kurmadık mı? Evet. Ha, biz bu devrimi ne zor şartlarda yapmadık mı kardeşim? Yaptık. Ulan şimdi biz bu çabuculara bunu kaptıracak mıyız? Yok. Çıkın gidin buradan döverim seni. Hepinizi döverim ulan. Diyerek Fransa'yı öyle bir savundular ki. Biz Fransız bilinci öyle bir çıktı ki ortaya. İşte biz buna milliyetçilik diyoruz. Ve hocam adamlar bugün bile inatla İngilizce konuşmazlar. Ha, işte bak bu ben Fransızım. Ben bu cumhuriyeti kurdum. Ben bu vatanın sahibiyim. Bir dava uğruna artık ben bu yurttaşım burada. Bak dikkat. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. O dönemde Fransız ordusunun diğer Avrupa ordularından farkını söyleyeyim mi? Çoğu Avrupa ordusu çapulcu ama Fransa ordusunda davası olan subaylar var. Hmm. Bak o nedenle Fransa bütün bu baskıya dayanmasını bildi o dönemde. Hocam ben bunun benzerini biliyorum ya. Evet. Davası olan subaylar hocam. Evet. Diyor. Şimdi işte bu, bu milliyetçilik yani Fransa'dan bu çıkan bu milliyetçilik daha sonra çok uluslu olan Avusturya'yı, Rusya'yı ve tabii ki Osmanlı'yı ne yaptı? Dönüştürdü. İşte bakın değişim diyoruz arkadaşlar. Evet. İşte Fransız ihtilalini yarattığı birinci değişim milliyetçilik. Artık Osmanlı mesela çok uluslu ya. Sen diyelim Osmanlı bir Yunan'sı Murat'cığım. Evet hocam. Aynen şöyle düşünüyorsun. Ulan ben Yunan'ım. Ee, 500 yıldır Osmanlı hakimiyetindeyim neredeyse. Farklı ırk farklı dinim var. Farklı bir dil konuşuyorum. Farklı bir dil konuşuyorum. Bir dakika ya. Neden ben e, Fransızlar gibi Amerikalılar gibi bağımsız bir devletim yok benim? Diyerek Osmanlı'da Yunanlılar, Sırplar, Bulgarlar, daha sonra Arnavutlar, hatta Araplar hepsi bir de ayaklandılar. Yani Osmanlı neden çöktü? Sonsuzun cevabı değişimin kaynağı neredeydi? Fransa değil mi? Fransız İhtilali'nden. Ama hocam çıkıyor. burada şöyle bir anekdot var bence. He. Türkiye Cumhuriyeti nasıl kuruldu? Yine milliyetçilikle kuruldu. Yine milliyetçilik. Ama hocam bir de şu da var. Yani he. başka milletler kalmayınca hocam Anadolu kaldı ve Türk'sün. Çok güzel söyledin Buracığım. Yani Fransız'dan çıkan milliyetçilik çok uluslararası Osmanlı Devleti'nin yıkılmasına ama Türkiye modern Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurulması. kurulmasına yol açtı. Yani bakın Fransa de etkileyen Amerikan Devrimi olduğuna göre. Evet. Hikayeyi bak birbirine bağlayan arkadaşlar. Yani böyle bir zincir var. Hocam o zaman Amerikan devrimini tetikleyen de coğrafi keşifler. İyi gibi yani. <laughs> dolayısıyla bak. Hocam yani. iniyoruz şimdi, da iniyoruz. He, dolayısıyla <laughs> e, Muratcığım yani serimizin e, amacına uygun bir şey söyledin sen şimdi. Evet. Bak bütün videoları birbirine bağlayabilirsin. Evet. Evet. Şimdi burada işte böylece Osmanlı Devleti milliyetçilik akımıyla ayaklandı insanlar. Bağımsızlığını kazandılar ve Osmanlı Devleti yıkıldı. Bir diğer nokta ne biliyor musun Murat? Cığım? Nedir hocam? Demokrasi fikri tüm dünyaya yayıldı. Evet. Mesela Osmanlıya da geldi. Tanzimat Fermanı, ıslahat Fermanı, Meşrutiyet, meşrutiyet Cumhuriyet fikri nereden geldi? Fransa'dan geldi. Sadece bize mi? Yok. Tüm Avrupa'ya. Tüm Avrupa'ya. İnsan hakları, adalet, bütün bunlar Fransız İtilalin e, fikirleridir. Yani oradan çıkan fikirlerdir arkadaşlar. Hocam çok güzel ya. Yani. Evet. Var mı bir değişim orada? İşte bu bu Değişim bu. Yani değil. toparlayalım. Milliyetçilik, demokrasi, insan hakları, adalet. Bunlar bu Fransa ihtilalinin dünyaya yaydığı ışıklardır arkadaşlar. Öyle söyleyelim. Hocam müthiş ya. Vallahi. Evet. O zaman hocam. Evet, kapatıyoruz evet, herhalde. Evet bugün arkadaşlar. bu videomuzda bu e, videoyu kapatıyoruz. Devam edecek serimiz. Esen hocam ee, ben, ben hocam bayıldım bu seriye. Eyvallah Muratçım sağ olasın. Evet arkadaşlar olay budur. Hocam o zaman arkadaşlarımız beğenmeyi unutmasınlar. Görüşmek üzere Görüşmek üzere ee, kanalımıza abone olsunlar. Hocam şunu da söylemek istiyorum. Eğer hani varsa istedikleri başka seriler evet, başka yorumlar. Altta yazsınlar. kesinlikle yazsınlar hocam. Biz zaten videonun açıklamasında da yazıyoruz bunu. Evet. Hani unutmasınlar. Belki bizim gözümüzden kaçırdığımız çok daha farklı olayları arkadaşlarımız bize önerecekler. Hocam onlardan da bu tip cevapları ve yorumları evet, bekliyoruz. Evet Muratçı. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.